Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Star Music Tag Editor programında daha önce satın almış olduğumuz reklamları kaldırma fonksiyonu nasıl etkinleştirilir? Ana sayfa. Diyelim ki Star Music Tag Editor programını satın aldık ve reklamların kaldırılmasını sağladık. Daha sonrasında cihazımıza format attık. Star Music Tag Editor programını yeniden kurduk veya yeni bir telefona geçiş yaptık. Star Music Tag Editor programını tekrar kurduk ve bir dahaki kurduğumuzda ne görüyoruz? Program yine reklam göstermeye başlamış. Bunun için tekrar para ödememize gerek yok. Daha önceden satın almış olduğumuz reklam engelleyiciyi yeniden etkinleştirebiliyoruz. Tıpkı programı satın alıyormuş gibi reklamları kaldır düğmesine bastığımızda bu öğe sizde zaten var diye bir şey söyleyecek ve sonrasında birkaç saniye sonra reklamlar tamamen ortadan kalkacak. Hemen 58 öğeden 30 Star Music Tag Editor. Star Music Tag Editor programını Kaydı başlatıyorum. başlat. Evet. Müzik, isim. Şu anda Etkinleştirmek için. reklam göstermiyor ama ben yine de reklam engelleyiciyi etkinleştireceğim. Buradan Bildirim mi? Müzik, list, tema, list, reklamları kaldır. reklamları kaldır düğmesine basıyorum Google ve Play Store. Hata. Başlık. Bu öğe zaten sizde var. bu öğe zaten sizde var dedi. Buna tamam dedikten 1-2 saniye sonra reklam engelleyici etkinleşmiş ve reklamlar devre dışı kalmış olacak. Anladım. Etkinleş. Ana Evet. sayfa. Şu anda 27 öğeden 16 ila 27 arasındakiler gösteriliyor. burada müzikten başka hiçbir şey göremiyoruz. Programın hiçbir yerinde reklam yok. Ama mesela reklam engelleyiciyi etkinleştirmeden müzik düzenlemeye başlasaydım, müziğin parça bilgilerine girdiğim anda reklam gösterecekti. Veya müziği düzenledim, parça bilgilerini yazdım. Kaydet düğmesine bastığım anda daha müzik kaydedilmeden önce reklam gösterecekti. Ve bu reklamların can sıkıcı bir özelliği var. O da şu: reklamlar çok uzun, bayağı 15-20 dakika süren bir reklam süresi var ve bu reklamlar kapatılamıyor. Herhangi bir kapat düğmesi de yok. Reklamları izlemeden çıkış yaparsanız girdiğiniz parça bilgileri de kaydedilmeyecektir. Her şeyi baştan yapmanız gerekecektir. Ama bu programın reklam engelleyicisini satın alırsanız ve sonrasında bir dahaki kurulumda reklamları kaldır özelliğini kullanarak reklam engelleyicinizi yeniden etkinleştirirseniz, ki demin de yaptığımız gibi yeniden etkinleştirmiş olduk reklam engelleyiciyi, bir daha müziklerinizin parça bilgilerini düzenlerken veya uygulamayı açtığınızda reklam görmeyeceksiniz. Star Music Tag Editor temizlendi. Etkinleştir. Star Music Tag Editor programında reklam engelleyiciyi yeniden nasıl etkinleştirebilirsiniz? Telefonunuzu formatladığınızda veya yeni bir cihaza geçip de programı yeniden kurduğunuzda tekrar reklamlardan ücretsiz bir şekilde nasıl kurtulabilirsiniz? Bunu anlattım size. Yalnız şundan bahsedeyim. Bu yöntemi kullanabilmek için önce programın reklam engelleyicisini satın almış olmanız lazım ki bir sonraki aşamada, bir sonraki kurulumda reklam engelleyiciyi yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yoksa programın reklam engelleyicisini önceden satın almadıysanız, şimdiki kurulumunuzda da satın almadığınız reklam engelleyiciyi ücretsiz etkinleştiremezsiniz. Zaten satın alma penceresi açılacaktır. Bendeki gibi hata mesajı gösterip "bu öğe sizde zaten var" demeyecektir. Ödeme sağlamanızı isteyecektir. Bu yöntem bu programın reklam engelleyicisini önceden satın almış olan kimseler için geçerli. Yoksa önceden satın almadıysanız, şimdiki kurulumunuzda veya bir sonraki etkinleştirmenizde
ödeme sağlamanız gerekecek. Ücretsiz reklam engelleyiciyi alamıyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Bu benim şu anda kullandığım reklam engelleyici etkinleştirme yöntemi. Bu programın reklam engelleyicisini daha önceden satın almış olan kimseler için geçerli. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Kaydı durdur. Düğme kaydı.